Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Şimdi yine endeksle ilgili beklentimizi konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yine yani bir nebze olsun daha sakin bir haftaydı. Tabi kapanış bazında, açılış ve kapanış bazında bakacak olursak sakin bir haftaydı. Açılışımızı gördüğünüz gibi 7688'den yapıp 7705'ten kapattık. Ama hafta içinde en düşük e, 7297 seviyesini gördük. Buradan da sert bir şekilde bir alış geldi ve yukarıda 7705 seviyesine kapattık. Haftalık barak kapana bakacak olursak da gördüğünüz gibi e, açıldığı yerde kapatmış oldu. Geçtiğimiz hafta da hemen hemen öyleydi. Tabi geçtiğimiz haftaki yüksek ve dip seviyelerin orta seviyesindeydik. E, bu sefer daha tepeye yakın bir şekilde oldu. Dönüş barı olabilir mi? Önümüzdeki haftalık, yani önümüzdeki haftanın kapanış bazındaki grafiğine bakacağız. 7.786 ee, seviyesinin üzerine 7800 diyelim. Üzerine e, atıp da orada kalıcı olursak bu bir dönüş barıdır diyebiliriz açıkçası. Şimdilik böyle gözüküyor. <laughs> Şimdi 5 e, ve 10 gün, günlük ortalamamıza bakalım. Hemen onlar atalım. Gördüğünüz gibi bir e, 5 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Kapanışımız da 10 günlük ortalamanın da üzerinde oldu. Bu e, bir nebze olsun olumlu. Şurada bir gün kapanış yapmamıza rağmen devamı gelmemişti. E, burada bir kapanış yaptık. E, pazartesi, salı günü e, önümüzdeki hafta pazartesi salı günü yine aynı şekilde burada e, kapanış yaparsak 10 günlüğün üzerinde 5 ve 10 kesişimi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdiki olumlu bir, olumsuz bir durum yok. 5 e, 5 günlüğün üzerinde kalıcı olmak önemli. 10 günün üzerine kalacak olursak da zaten kesişim olacaktır. Önümdeki dönemde. Önemli. Ben de açıkçası şöyle bir benzerlik de görüyorum. Yani şuradaki gibi bir benzerlik de görüyorum. Buradan da sert bir şekilde dövüş yapmıştı. Bu şekilde bir tepki hareketinin devam etmesini bekliyorum ben açıkçası. Yani buradan bir 8500 8600lere kadar bir hareketin olma ihtimalini gösteriyor geçmişteki benzerliklere bakacak olursak. Yani şöyle yapalım. Şuradaki gibi bir yükseliş hareketi olabilir arkadaşlar. Bu da burada işte 8600 8700'e kadar da bir hareket olma ihtimali var gibi geliyor. Benzerlik olarak söylüyorum. Ondan sonra tekrar buraya geçer mi geçemez mi bakacağız. Burası e, şu bölge. Önemli bir bölge. Şöyle çizelim. Burası önemli bir bölge arkadaşlar. Yani burası da hemen hemen 8700'lere denk geliyor. Biraz daha yükselir. Buralara kadar bir hareket olabilir mi? Olabilir gibi gözüküyor. E, tabii e, daha önce geçmemiz gereken yerler var en basit anlamda kısa vadeli baktığımız zaman şuradaki bar olan 7786 bölgesi yani şu bölge önemli bölge açıkçası. Bunun üzerine atmamız elzem açıkçası. Bunun üzerine atarsak sırayla yeniden 8100 ve bana göre en önemli en önemli nokta şurası arkadaşlar. Şunu mavi yapalım. Şöyle maviye çevirecek olursak. Zaten bakın burası şunları silelim. Burası bir oluşum vardı burada. bir Bunu daha önceki dönemlerde paylaşmıştık. Bu oluşum kırıldıktan sonra kırıldı. Pullback yaptı. Sonra düşüş devam etti. Ve bu bölgenin altındayız. Yani 8.100 7.800, 8.000 ne derseniz değil ama şu 8.200, şu mavinin üzerine attığımız noktada bence hareket biraz önce söylediğim 8.700, 8.800'lere kadar olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bunun altında kaldığımız sürece de bu sefer de tam tersi şöyle bir oluşumdan bahsedebiliriz. Şöyle bir düzeltme bölgesinden bahsedebiliriz. Şöyle bir bölge olabilir açıkçası arkadaşlar. Mesela tamamen farazi bir senaryo. Şöyle bir düzeltme bölgesi olabilir. 8000 ile 7300 arasında. Bunun da aşağı doğru kırılma ihtimalini e, artırır piyasa açıkçası. E, biraz takıldı. Niye takıldı? Güzel tekrar. E, dediğim gibi yani burada bu şekilde bir e, Bölge de oluşabilir, böyle bir düzeltme bölgesi de olabilir. Bu da nedir? Bu devam formasyonudur arkadaşlar. Bu da e, bu şekilde aşağı doğru kırılma ihtimalini güçlendirir bir dahaki sefere e, böyle bir sıkıntı e, senaryo olabilir diye düşünüyorum. Tamamen senaryo çiziyoruz kafamızda. Geçtiğimiz hafta çizdiğimiz şu çizgi çok güzel çalıştı arkadaşlar. Bunu çizmiştik geçen haftaki grafiğimizde. 7400 konuşuyorduk ama bu da olabilir diye söylemiştim. Burada daha çok bir hani omuz baş omuz formasyonu burada daha çok net bir şekilde gözüküyor demiştim. Hala da geçerliliğini koruyor. Şurada bir e, şu bölgenin üzerine atamazsak hani biraz önce söylediğim mavinin üzerine atamazsak, şunun üzerine atamazsak, e, şunu mavi yapalım tekrar, mavinin üzerine atamazsak burada ee, bu omuz baş omuz formasyonu e, halen riskini devam ettiriyor arkadaşlar bana göre. Şu bölge önemli bölge yani burada bir baş bölgesi oluşuyor olabilir açıkçası. O yüzden hani bunun üzerine atarsak burayı bertaraf etmiş oluruz ama bu bölgede kalıcı olduğumuz sürece hem omuz baş omuz formasyonunun şuradaki, şunu silelim kafa karışıklığı olmasın. Şuradaki omuz baş omuz formasyonunun devamı olma ihtimali, baş e, omuz formasyonunun devam etme ihtimali şuradaki oluşum devam eder. Ee, ve aynı zamanda da şu bölgedeki şu bölgedeki şu bölgedeki yine tekrar dediğim e, ters bayrak ya da ters flama ne derseniz formasyonunun devam ettiğini gösterir bana göre. O yüzden hani e, 8300'lerin üzerine atmadığımız sürece de e, çok fazla e, kurtulduk, rahatladık diyemeyiz. Peki eee daha kısa vadeli bakacak olursak durum nedir? Ee, Cuma günü tweet atmıştım. Kapanış çok önemli. Kapanış nerede yapacağız falan diye. Bana göre açıkçası şöyle bir grafik vardı. Bunu kapanış bazıyla kırdık gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani şuradan çıktık gibi gözüküyor. Daha şöyle yakın pozisyona bakacak olursak da bunun üzerine çıktık gibi gözüküyor kapanış tarafında. Diğer taraftan da şöyle bir düşen trend vardı. Burada da e, pazartesi günü gepli bir şekilde yukarı açabiliriz demiştim tweette de. Bunun üzerinde açabiliriz. Bunun da neden bunu bu şekilde söyledim? Kapanış bazında söyledim arkadaşlar bunu da. bunu da günlük bazda bakacak olursa bakın günlük kapanış bazındaki grafiğimiz de bu. E, 7000 e, şöyle de bir yine şöyle bir grafik atmıştım. En kötü 7370'in üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor diye ve ondan sonra bir alış gelmişti piyasaya. Burası önemli arkadaşlar. Bunun altında kapanış yapmadık. Bu güzel bir durumdu. Üzerine gittik. Diğer taraftan da şöyle bir durum var. Şuradaki düşen trend aslında çok net bir düşen trend olmasa da yani çok böyle temas et temas eden noktası çok az olsa da bir düşen trend. Bunun üzerinde kapanış yaptık. Bu önemliydi. Diğer taraftan şu bölge yine önemliydi. Bakın. Şu bölge. Bunun da tam sınırında bir kapanış yaptık arkadaşlar. Yani Önümüzdeki pazartesi günü yarından itibaren bunun üzerinde her kapanış yaptığımız seviyede yukarı doğru hareket edilecek. Yine saat bazda buna bakacak olursak burada da çok net bir şekilde gözüküyor. Bakın saatlik kapanış bazında e, şu bölgeyi bak, geçem bakın geçemedik arkadaşlar. Şöyle zorlandı zorlandı düştü. Zorlandı zorlandı. Bu sefer kırdı. Yani son yarım saatteki, son bir saatteki, o saat 5'ten sonraki alışlar oldukça iyiydi yani. Bu da açıkçası bu trendin bu düşen trendin kırıldığını gösteriyor. Şöyle yapacak olursak da şöyle bir bölge oluşmuştu. Ee, ama bizim için önemli olan şuradaki düşen trendti. Yine aynı şekilde şuradan bakacak olursak düşen trend tarafına bu da gördüğünüz gibi kapanışla birlikte düşen trendin üzerinde saatlik bazda üzerinde bakın bir kapanış yapmış olduk. Bunlar önemli noktalar. Bazen dediğim gibi trendin hani kırılıp kırılmadığını kapanış bazlı bakmakta fayda var. Ben çok sık bakarım kapanış bazlı. Bu da bu şekilde bir görüntü bizim bize çizmiş oldu. Ee, endeksteki görüntü bu. Daha kısa vadeli. Ama dediğim gibi yani 7800'ünde 7800, 60'ın da üzerine atarsak çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bizim için de ama en önemli ve en önemli nokta bunu daha böyle saatlik fazla bakacak olursak bakın şuradaki bölge çok ciddi bir e, pullback yaptı buraya. Buradan satış çok sert oldu. O yüzden bu çizgimiz çok çok önemli. Yani bizim için ana çizgi bu oldu artık arkadaşlar. O yüzden bunun altı ve üstü diye düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi diğer endekslerdeki durumlara bir bakalım. Öncelikle Bist 30'a bir bakalım. Şimdi bakın Bist 30 da çok farklı değil. Burada da benzer bir grafik var. Burada da şu şekilde bir grafimiz vardı. Bunu kırdık. Bunun üzerinde yaptık ama... Burada da şu bölge önemliydi. Bakın şuradan gelen bir bölgemiz var. Şurası. Bakın çok önemli bir yer. Bunun altı üstü burası bir ara e, direnç noktası. 8122 bölgesinin üzerine atacak olursak ben gepli hala söylüyorum. Yarın gepli bir şekilde bunun üzerine atarız diye düşünüyorum. O yüzden e, daha olumluyum açıkçası. Burayı atarsak da yukarı doğru hareketler biraz daha hızlanacaktır. E, daha önemli endeksi daha farklı bir grafik oluşturabilecek. Sanayi endeksi bakalım. Sanayi endeksi de benzer bir grafiğe benziyor ama daha e, sakin açıkçası. Burada da düşen trend daha henüz kırılmamış. Ben e, yine aynı şekilde e, yarın gepli bir şekilde atacağımızı düşünüyorum. Buradaki e, aşağıdan gelen nokta da şu arkadaşlar. Şu çizgimiz çok önemli burada da. Zaten burada yani buraya pullback yaparsa eski zirvesine gelecek. Eski zirve bölgesi de önemli bir bölge. Ee, yani zaten sanayi endeksi de hareket ettiği zaman çok hızlı hareket ediyor. Yani şu bölgeden kurtulduğumuz zaman büyük bu buradan hızlı bir şekilde buralardan 14 bin kadar eski zirvesine kadar sanayi endeksinin gitme ihtimali yüksek gözüküyor. Tabii sanayi endeksi bu şekilde hızlı gider endeks daha az gidecek olursa ne olacak? Bu sefer bankacılık endeksine birazcık daha geri kalacaktır. Bankacılık endeksine satış gelebilir. Bu da bir ihtimal dahilinde gözüküyor. Yani burada da ee, herhangi bir olumsuz bir durum yok. Büyük basıkle yarın e, kırarız diye düşünüyorum. Ama şu bölgeden bir çıkmamız gerekiyor. Şimdi e, ama e, ara destek direnç noktaları sana endeksini derseniz de şu bölge arkadaşlar. Bakın şu bölge önemli bana göre. Yani 12.880, 12.900 bölgesi önemli. Buranın üzerine attığımız noktada da şuna bir paralel çekelim. Bakın paralelde buralarda falan çalışıyor. Bu da gayet güzel çalışmış bir grafik gibi gözüküyor şu an için. E, 12.900 üzerinde şuna bir paralel daha atalım. Şöyle bir kanal yapısı oluşturabiliriz sanayi endeksinde. Ee, şu bölgeye kadar hareket devam eder. 12.881'in üzerinde 13.500'lere eski veren yaklaşık bir hareket devam etme ihtimali var gözüküyor şu an için sanayi endeksinde. Peki bankacılık endeksindeki durum ne? Bana bankacılık endeksi de e, tabii daha zayıf oldu son dönemde. Geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz şu bölgeye geri geldi. Buraya geldi açıkçası. Burayı bekliyordum. Buraya geldi ve buradan da sert bir tepkiyle karşılaştı. Endeks'in 7300'deki bölgesiyle karşılaştı. Burada da e, bizim için önemli noktalardan bir tanesi şurası arkadaşlar. Şu çizgimiz önemli. Bu bölge önemli arkadaşlar. Burası da hemen hemen e, şu anda pullback noktasını yapmış durumda. Şu bölgenin tekrar üstüne atacak olursak, mavinin üzerine atacak olursak kademeli olarak tekrardan e, şöyle dursun. Şuna bir paralel atalım. Bu da yeniden açıkçası şu bölgeye kadar 8350 lira kadar hareketin e, potansiyeline e, erişecektir. Ama buradaki yine önemli bölgede şurası bana göre şuradaki kırmızı bakın yatay ve paralel kanallar şu bölgeler önemli. Bunun üzerinde yeniden şöyle yapalım bir tane daha atalım bakın kanal yapsın şu mavileri silelim. Kanal yapısı bu şekilde ilerliyor. Bu bölgelerde dediğim gibi ara direnç seviyeleri maviler olabilir. Ana dirençli seviyeleri de bunlar olabilir. Yatay bölgeler daha önemli. Çok e, net çalışmış bir kanal yapısı var burada da. Bankacık endeksindeki durum da bu. Bankacık endeksinde ayrışan hisseler de var. Onlara da bakacağım zaten. E, hisse videosunu onları da paylaşacağım. Beğendiğim hisseler bölümünde paylaşmaya devam edeceğim. Peki endeks kontratı geçtiğimiz hafta bir vade değişimi oldu. Ekim vadeyi kapattık. Aralık vadeye geçtik. Açık pozisyon sayısına da bakacağız biraz sonra. Şimdi burada e, daha saatlik bakalım. Buradaki bölgemiz şurası arkadaşlar. Şu bölge e, çok net bir bölge artık burası. Bakın şuradaki bölge. Buradan satış yedik. En yani son e, yüksek 8250'yi gördük. Ama kapanış itibarıyla kapanışa yakın saatlerde. Özellikle saat 18.05'ten sonra Hatta 18'den sonra Viyop tarafında hem pay vadelerde hem endeks kontratında ciddi alışlar oldu. E, o da önümüzdeki hafta için biraz umut gibi gösteriyor bana açıkçası endeks tarafındaki. E, eğer gepli bir şekilde 8500-18520'nin üzerine açacak olursak e, yukarı doğru bir üst kanala geçeriz diye düşünüyorum. O da şurası arkadaşlar bakın. Orası o bölgede şurası. Buradan hızlı bir şekilde yani şu bölge boş bir bölge bana göre. Bakın buradaki hareketler çok sert düşmüş. Buradan çok sert yükselmiş, çok sert düşmüş. O yüzden hani 8520 bölgesinin üzerine atacak olursak hızlı bir şekilde 8860'lara kadar Viop endeks kontratında gideriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu destek trençler maliyet bölgesidir. Şu bölgede çok bir maliyet yok yani şu bölgelerde. Çok hızlı hareket etmiş çünkü. O yüzden destek bir dirençler maliyet bölgesinde oluşur derken bunu söylüyordum. Bu Bakın burada bir maliyet oluşuyor. Burası kırarsa burada stop olan hareketlerle birlikte hız, hızlanacaktır diye düşünüyorum. Çok sert bir e, short pozisyonları kapatma pozisyonuna girebilir orası. O yüzden hareket hızlanabilir diye bekliyorum ben Viyop tarafında. E, pazartesi açılış bakalım 8520'nin üzerinde mi olacak göreceğiz. E, endeksteki hemen x 30 Apoz'a bakalım. Açık pozisyon sayısına bakalım ne durumda. Hemen günlüğe alalım. Burada da açılır açılmaz zaten yüksek bir açıkçası bana göre yüksek bir açık pozisyon sayısıyla başladık arkadaşlar. Nereden bunu çıkartıyoruz şimdi? Bakın geçtiğimiz vadelerde Ağustos vade başlangıcı burası. Ağustos vadede gördüğünüz gibi 75.000 75 bin kontratla başlayıp 240 bine kadar çıktık. Oradan kapandı. Sonra burayı da aynı şekilde bakın e, 172 binle başlayıp 200 binlere kadar 280 bine kadar gittik. Sonra kapandı. Burada direkt 280 binlerle başladık arkadaşlar, 270 binlerle başladık ve şu anda 282 bin açık pozisyon sayısı var. Bu önemli, son dönemde eğer bu şekilde Hani şuradaki gibi bir e ilmeyle yani açılıştan sonra yukarı doğru açık pozisyonlar açılmaya devam ederse, burada da bu şekilde bir açılış olursa, şuradaki önemli olan 330 bin bölgesini üzerine atacak olursa, e, kısa vadeli bir bir hareketi yaşayabiliriz açıkçası. O yüzden dediğim gibi e, açık pozisyon sayısını Yeniden takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Eee Pazartesi salı bu bu şekilde 300 bin üzerine atacak olursak gayet olumlu olacaktır endeks için diye düşünüyorum. Bu da önemli gösterge bana göre. Peki ee, endeksteki durumlar bunlar. Direkt endeks de, de çok fazla artık uzatmaya da gerek yok. E, altına bakalım arkadaşlar. Altın grafiğine bakalım. Ons altın tarafında haberler, veriler geliyor ama 2000 üzerinde bir türlü kalıcı olamıyoruz. 2000 önemli bir direnç oldu. E, aşağıda da e, şu bölge hemen şöyle yapalım, şöyle bir yapı oluşturdu arkadaşlar. Şöyle bir destek yapısı oluşturdu. E, bu bölge önemli artık. Yani şu bölgede kırılacağı yere bakmamız gerekecek. Bakın, şöyle bir kanal yapısı oluşturdu. Bu kanal yapısından yukarı doğru ya da aşağı doğru nereye kırılacak ona bakmamız lazım. E, yukarı doğru zaten hani 2022'leri kırılacak olursa hemen ileride bir 2070'ler var. 2070'ler çok önemli. Yani açıkçası 2070'in kırmasıyla birlikte e, hareket hızlanacaktır. Çok hızlanacaktır diye düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde 2200 2300'lere bile gidebiliriz açıkçası. Burası da önemli yani. Ama dediğim gibi şu an için haberlere ve verilere duyarlı bir eee grafiği var ama şuradaki yükselişten sonra şu bölgedeki yani şuradaki şu bölgedeki şöyle çizelim kabaca. Şu bölgedeki hareket biraz düzeltmeymiş gibi gözüküyor. Bu da olumlu bir e, gösterge bana göre on e, altın tarafında. Peki gümüş tarafındaki durum ne? Gümüş tarafında da çok farklı bir durum yok arkadaşlar. Aşağıdaki 22-20 desteği çok ciddi bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bakın şu bölge, şu çizgi çok ciddi şekilde çalışıyor. Yukarıda da geçmesi gereken nokta şurası artık. Burayı geçerse e, yukarıda direnç sayıları daha var, düşen trendler var altına göre daha zayıf bir durumda şu an için. O yüzden hani gümüş tarafında daha net pozisyon almak için özellikle şuradaki 24-40-24-50'nin kırılmasını beklemek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu haftalık da videonun sonuna geldik. İşte videoya devam edeceğiz biraz sonra önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.